Motto Müzik'ten herkese merhaba. Geçen hafta ve ondan önceki ders üçlemelere değinmiştik. Güzel bir üçleme egzersizi vermiştim özellikle ayakla alakalı. Yani hi-hat ve arkasından gelen iki tane kick vuruşuyla güzel bir egzersiz yapmıştık. Ondan önceki derslerimizde de single beat combination vermiştim hatırlıyorsanız. Beşinci egzersize kadar çalışmıştık. Hem sadece stick kontrol olarak yani trompette hem de ritim halini, pattern halini çalışmıştık. Şimdi oradan devam ediyoruz. Bu sefer 6. egzersizdeyiz. Bu arada bir ufak şey daha belirtmek istiyorum. Birkaç tane soru gelmişti bagetlerle alakalı. Onun için size 3 tane getirdim. Kimi egzersizleri çok ağır bir baget olan Chordmaster. Bu rahmetli Atilla hocamın da bana önerdiği bir bagetti. Chordmaster'la çalıyorum. Biraz kalın bir baget görüyorsunuz. Bayağı oklava gibi. Onun bir incesini daha sonraki egzersizlerde kullanıyorum. Sonra asıl çaldığım bagetlerden olan Vincent'ın Rock serisi. Daha normalde de çaldığıma yakın ebatta, ölçüde, ağırlıkta olan Rock serisini çalıyorum. Dolayısıyla ağır bagetlerle başladığım egzersizimi asıl kullandığım bagette bitiriyorum ki, finalize ediyorum ki bana daha çok faydası olsun. Ciddi anlamda antrenman gibi oluyor çünkü. Bu sizin için de fayda olacaktır. Lütfen buna dikkat edin. Normal kullandığınızın dışında daha ağır bir bagette özellikle bu verdiğim egzersizle çalışırsanız bilekleriniz için çok daha faydalı olacaktır. Ufak bir tavsiye olsun. Şimdi başlıyoruz. 6. egzersizimiz sağ sol sol sağ, sol sağ sağ sol. Şimdi demin de gösterdiğim gibi en ağır bagetimle çalışmak istiyorum bunları. Bakalım neler oluyor. 2, 3, 4. Yani sağ sol sol sağ sol sağ sağ sol. Bu güzel bir egzersiz. Paradiddle'ın hemen arkasından geliyor. Bunun arkasından da sağ 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 sol sağ sol sol sağ sol. Yani burada da aslında egzersize sağ elle başlıyoruz. Fakat daha sonra ikinci vuruşa sol elle başlamış oluyoruz. Bu da sağ sol kombinasyonuna çok güzel yediren bir egzersiz. Yavaş çalalım. Sağ sağ sol sağ sol sağ sağ sol sağ sağ sol sağ sol sol sağ sol. Tekrar. Aynısı devam ediyor. Şimdi bundan sonra da yine ikinci vuruşta sol elle başlayan bir egzersiz var. Ama single beat giderken, yani sağ sol sağ sol giderken ikinci vuruşta sol sağ sol sağ oluyor. Bu ataklarınızda özellikle çok faydası olacak bir şey. Çünkü çoğu zaman sol elle başlamakta zorlanıyoruz. O yüzden buna biraz daha dikkat edelim. Ve özellikle 8'den sonrasında mevzu birazcık karışıyor. Tekrar bakalım. Sağ sol sağ sol sol sağ sol sağ. Şimdi biraz daha hafif olan bagetlerime geçiyorum. 9. egzersiz sağ 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 sol sağ 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 sol. Şimdi burada gerçekten zorlayıcı bir egzersiz başlıyor. 9, 10, 11, 12. egzersizlerde sol elinize felaket yükleniyor. Bu hocam sol elimiz sağ elimize yetişmiyor. Biz nasıl yapacağız da bunu geliştireceğiz diyen arkadaşlara özellikle 9, 10, 11 ve 12 çok güzel bir örnek. Lütfen dikkatli çalışalım. Çok güzel bir cevap olacaktır bu. Evet. 9'dan başlıyorum. Sağ 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 sol sağ 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 sol şeklinde gidiyor. 3 4
Normalde bunları arka arkaya çalmamız gerekiyor ya. Şimdi tane tane geçiyoruz. Arka arkaya çaldığımızda bu sefer sağ 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 sol, sol 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 sağ. 10. egzersizden bahsediyorum. 9-10 arka arkaya çalalım. Zaten harflerin yeri değişiyor sadece. O yüzden biraz daha işimiz kolay. İki kere çalıyorum. Hemen hiç ara vermeden, yani dinlendirmeden sol 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 sağ, sol 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 sağ egzersizine geçiyor. Şimdi dananın kuyruğu burada kopuyor. 11'de sağ sol 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 veriyor. Çünkü sol eli dinlendirmek istemiyor burada. İki tane arka arkaya verdiği egzersizle. Benim en sevdiğim bu dörtlüydü. 9, 10, 11 ve 12. 10'u ve 11'i bir bağlayalım bakalım ne oluyor. Gördüğünüz gibi sol ele hiç ara vermeden yüklenmiş oluyoruz. Daha sonra 12'de de sol ele rahatlıyor ve sağ ele veriyor. Yani sol elinizi biraz dinlendirmiş oluyorsunuz. Şimdi 9, 10, 11 ve 12 beraber çalalım. Dediğim gibi 9, 10, 11 ve 12 sol eli oldukça zorlayan bir grup. Siz bunu kendi içine parçalayarak da çalışabilirsiniz. Yani 9, 10, 11, 12 şeklinde. Ama unutmayalım ki bu derslik ödevimiz 6'dan 12'ye kadar. Yani 6'dan 12'ye kadar kesintisiz bir şekilde çalmaya çalışalım. Ve bunu yaptığımız takdirde 1'den 12'ye tekrar en baştan 12. egzersize kadar kesintisiz çalmaya çalışalım. Her türlü. Arada hatalar yaparsanız bölün ve tekrar başlayın. Bu hepimizin yapacağı bir şey tabii ki. Ve lütfen hata yapın. Hatanızı örtbas etmeye çalışmayın. Nerede olduğunu bilin ve tekrar baştan başlayın. Sol el için muhteşem bir egzersiz grubu. Herkese tavsiye ediyorum. Bir sonraki ders görüşmek üzere.